Şimdi efendim bu Yakup Aleyhisselam'ı biz Yusuf Aleyhisselam'la birlikte ele alacağız. Dolayısıyla şimdi Yusuf kıssasına geçiyoruz. O kıssa içinde Yakup Aleyhisselam'ı da işlemiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssalarına geniş yer verilmiştir. Onların hayatı ibret doludur. Bizim için alınacak dersler vardır. Bu kıssaları sadece bir hikaye olarak almamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de efendim işte bu Yusuf suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasas bimme evhayna ileyke hadel Kur'an. Evet biz e, bu Kur'an'da sana kıssaların en güzelini e, vahyetmek suretiyle sana anlatacağız. Biz sana bu kıssayı anlatmadan evvel senin bu konuda bir bilgin yoktu. Şimdi Yusuf Aleyhisselam dediğim gibi Yakup Aleyhisselam'ın Rahel'den olma e, oğludur. Bir de Bünyamin de bunun, bunlar öz kardeş, diğer kardeşleri övey kardeş olmuş oluyor bir bakıma. Efendim, ana bir değil, baba bir kardeşler oluyor. Yusuf Aleyhisselam rüyasını anlatıyor e, Yakup Aleyhisselam'a. Rüyasında işte 11 efendim yıldız güneş ve ay bana secde ediyor. Böyle bir rüya gördüm diye babasına anlattı. Hazreti Yakup da sen rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü inne şeytan alil insani adu mübin şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Sana Yakuba, Yusuf'a peygamberlik ihsan edecek diye Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a bunları efendim belirtiyor. Yakup Aleyhisselam tabi Yusuf Aleyhisselam'ın peygamber de olacağını bildiği için Cenab-ı Hak kendine belki onu bildirdiği için biraz daha fazla seviyordu. Kardeşleri de bunu kıskanıyordu. Yani fazla ilgi gösteriyor. Bak efendim Yusuf'u bize tercih ediyorlar diyorlardı ve kıskanıyorlardı bunu. Ve istişare ediyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Uktulu Yusuf'a evit rahuhu ardan yahlu lekum vecu ebikum ve tekunu min badihi kavmen salihin. Yusuf'u öldürün. Bir şeye de atın. Ondan sonra Yusuf'tan kurtuluruz. Babamın da artık Yusuf sevgisi sona ermiş olur. Babamın yüzü bize efendim hasredilmiş olur. Yani yüzünü hep bize çevirir, bizimle ilgilenir. Dolayısıyla sevgi bölünmemiş olur diye böyle kendi aralarında istişare ediyorlar. Biz onu öldürdükten sonra da tevbe ederiz. Efendim Cenab-ı Hak da bizi affeder. Salih kendimizi düzeltiriz. Salihlerden oluruz diye kendi aralarında böyle konuştular. Fakat işlerinden akıllı olan, e, bu kardeşlerden birisi dedi ki kala ka ka minhum la taktulu Yusuf. Onlardan birisi dedi ki Yusuf'u öldürmeyin ve elkuhu fi gayabetil Onu bir kuyunun dibine atalım. E yel takithu badu seyyara. Kervanlardan birisi geçerken herhalde suya ihtiyaçları olur. Su çekmek için, almak için kuyuya geldiğinde Yusuf'u görürler ve onu alırlar öldürmemiş oluruz ama kendimizden de uzaklaştırmış oluruz diye akıl verdi o kardeşlerine. Şimdi tabii babalarına güven vermek için babalarına güven vermek için dediler ki Yusuf'u alıp götürüp kuyuya atacaklar ama bir plan kurmaları lazım. Dediler ki babalarına Ey babacığım bize Yusuf hakkında niye güvenmiyorsun? Efendim halbuki biz ona karşı çok samimiyiz. Biz Yusuf'u seviyoruz, kardeşimizdir. Ona bir zarar gelmesini istemeyiz falan diye babalarına teminat veriyorlar. Efendim ve onu bir kuyunun dibine attık. Attılar onlar. Ve evhayna ileyhi biz de Yusuf'a vahyettik. Hatta burada deniyor ki Yusuf Aleyhisselam'a peygamberlik uyudayken verilmiştir. Çünkü ayet-i kerimede biz ona vahiy ettik letunebbi <laughs> annhum biemrihim haza ve hum la yesh'urun. Ne vahiy neyi bildirdik? Yani bir zaman gelecek ki işte uzun efendim sen Mısır'a hakim olacaksın. Hazinelerine efendim onların yöneticisi olacaksın. İşte kardeşlerin gelecek. Sen efendim onlara bu yaptıkları işi haber vereceksin. Onlar farkında olmadan gerçekten kıssanın sonunda da efendim göreceğiz. Yusuf Aleyhisselam en sonunda bu olayları onlara açıklıyor.